Herkese merhabalar. Eser'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için yıllardır yaptığım tam ölçülü nefis bir Hindistan cevizli kurabiye hazırladım. Tadına, lezzetine eminim ki sizler de hayran kalacaksınız. Dilerseniz hemen bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağı ilave ediyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Kurabiyenizin lezzetli olması açısından tereyağını tercih etmenizde fayda var. Bu tarif için toplamda 2 adet yumurta kullanıyorum. 1 adet yumurtanın beyazını üzeri için ayırdım ve gerisini kabımın içerisine aktarıyorum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve öncelikle tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Yağlı bir hamur olacağı için öncelikle spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra da elle yoğurma işlemine geçeceğim. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı Hindistan cevizi ilave ediyorum. Buğday nişastası veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Fark etmez. İkisi de kullanılabilir. Malzemelerimi ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Bu tarif için toplamda 3 su bardağı un kullanacağım. Unun büyük bir kısmını ekliyorum. Ve üzerine 1 paket kabartma tozu ilave edip spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra spatulayı çıkarıyorum ve elle yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurumuz çok sert bir hamur olmayacak. Kulak memesi yumuşaklığında olacağı için un miktarını kontrollü bir şekilde ekleyelim. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. Kalan unu da ilave ettikten sonra 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamuru 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle bir parça alıp hemen sizlere yakından kıvamını gösteriyorum. Yumuşak, güzel bir kıvamı oldu. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri tepsiye yerleştiriyorum. Bu tarifte toplamda 35 adet Hindistan cevizli kurabiye çıktı. Çok bereketli bir kurabiye tarifi. İsterseniz sayısını arttırabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini alıyorum ve ayırmış olduğum yumurta beyazına ve ardından Hindistan cevizine batırıp kurabiyemizin son şeklini veriyorum. Daha sonra da yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Hamurlar bitene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümüne bakarak ulaşabilirler. Kurabiyelerin hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra artık fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında 25 dakika pişiriyorum. ...25 dakikanın sonunda kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde pembeleştiler. Sunum yapmadan önce ılımasını bekliyorum. Kurabiyelerimiz ılıdı. Şöyle bir tanesini alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Altı da üstü de çok güzel şekilde pembeleşti. Dağılan bir kurabiye olduğu için sunum yaparken dikkat edin. Kıvamını sizlere yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde pişmiş. Kıyır kıyır nefis bir dokusu var. Ağızda dağılan harika bir kurabiye oldu. Kurabiyelerimi hemen sunum tabağıma yerleştiriyorum. Hindistan cevizli kurabiyelerimiz artık çayınızın yanına hazır. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. Altı da üstü de güzel şekilde pembeleşti. Ağızda dağılan nefis bir dokusu var. Eminim ki sizler de çok beğeneceksinizdir. Vakit kaybetmeden denemenizi tavsiye ederim. Bugünlükte bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.